Arkadaşlar herkese merhaba. Ben öğretim görevlisi Ayfer Kaya. Bugün sistem hastalıkları, anestezi programı sistem hastalıkları bir ders kapsamında kan hastalıklarını işleyeceğiz. Kan hastalıklarının önce kanın yapısı ve fonksiyonlarını, daha sonra kan hastalıklarının tanı yöntemlerini, son olarak da kan hastalıklarında görülen belirtilerden bahsedeceğiz. Kan hastalıkları birçok kan hastalığı var ama biz bunu dört başlık altında inceliyoruz. Bugün anemilerden bahsedeceğiz. Anemiler, pıhtılaşma bozuklukları, lösemi, lenfoid doku hastalıkları diyoruz. Lenfoid doku hastalıklarını biz ikiye ayırıyoruz. Hodgkin lenfoma ve Hodgkin dışı lenfoma olarak, lösemileri de akut ve kronik olarak, daha sonra miyeloid ve lenfoid doku lösemileri olarak ikiye ayırıyoruz. Aslında dört başlık oluyor. Pıhtılaşma bozukluklarımız var ama biz bugün anemilerden bahsedeceğiz. Kanın fonksiyon, yapı ve fonksiyonuna bakalım. Kan dolaşım sisteminin 3 üyesinden bir tanesidir. Dolaşım sisteminin 3 tane üyesi var. Kalbimiz, damarlar ve bu ikisinin içerisinde dolaşan kan diyoruz. Kan dolaşım sistemi içerisinde sürekli dolaşan vücudumuzun hayati sıvısıdır diyoruz. Kanın özelliklerine bakalım. Önce anatomi fizyolojiden bahsediyoruz. Biz konuları sistem işliyoruz, biliyorsunuz. Kanın anatomi fizyolojisi diye bir ayrımı yok. O yüzden biraz fizyolojisi, yani özelliklerinden bahsedeceğiz. Kanın rengi kırmızı diyoruz. Kanın rengi çünkü eritrositteki hemoglobinle birleşmiş olan oksijenden dolayı, demirden dolayı kırmızı, ama oksijene bağlı olarak da açık ya da koyu kırmızı diyoruz. Arter kanı açık kırmızıdır çünkü oksijen açısından zengindir. Venöz kan da koyu kırmızıdır. Kanın viskositesi, yani yoğunluğu, yani akışkanlığı sudan 3-4 kat daha yoğundur. Yani akışkan değildir çok fazla su gibi. Kanın pH'i 7.35 ile 7.45 arasındadır. Kanın miktarı, yani volümü, yani hacmi kişinin vücut ağırlığına göre değişir. Biz kadınlarda 5-6 litre, 5-6 litre, erkeklerde daha fazla söylüyoruz ama 70 kilogram örnek verirsek vücut ağırlığının %8'i kadardır diyoruz. Kanın bileşimi, kanın iki kısmı var, bir şekilli elemanları, bir de plazma kısmı. Kanın şekilli elemanları, kanın %45'ini, geriye kalan %55'ini de plazma oluşturuyor. Plazmanın da büyük bir oranı su diyeceğiz. Daha sonra ayrıntısını işleyeceğiz, göreceğiz. Kanın %45 şekilli eleman dedik. Bunun bu şekilli elemanlar eritrosit, lökosit ve trombosit. Kanın yapısına buradan bakalım. Kanın hücreleri akyuvarlar, yani beyaz kan hücreleri diyoruz. Lökositler diyoruz, lenf sisteminin hücreleri, bağışıklığımızla ilgili alyuvarlar. Akyuvarlar, eritrositler, kan pulcukları da pıhtılaşmada görev alıyor. Kanın plazma kısmı kanın %55'ini oluşturuyor dedik. Bu %55'in büyük bir oranı da su, geriye kalan kısım inorganik tuzlar, çözülmüş gazlar, hormon, glikoz, metabolik atıklar. Plazma proteinlerimiz var, albümin, fibrinojen gibi, bunlar da pıhtılaşmayla ilgili. Kanın görevinden bahsedelim. Kanın taşıma görevi vardır. Besin taşır. Yani hem besin taşır hem oksijen taşır. Yani vücudu besler, hücreleri besler. Aynı zamanda vücudun atıklarını alır, karbondioksit alır ve hücrenin metabolik atıklarını alır. Vücudu mikroorganizmalara karşı korur, yani immün sistemde görev alır lökosit hücreleriyle ve vücudun ısısını ayarlar. Koagülasyon, yani pıhtılaşma ile kanamayı durdurur diyeceğiz. Önce genel bir tanı yöntemlerinden bahsedelim. Sonra anemileri böyle ayrı ayrı işleyeceğiz. Tanı yöntemlerinde önce anamnez alınır. Anamnez hastanın öyküsüdür, sağlık öyküsüdür. Detaylı alınması gerekir. Hastaya var olan hastalıklarını soruyoruz. Genelde böyle yapıyoruz anamnezde. Daha önce geçirmiş olduğu hastalıkları, ailesinde böyle bir hastalığın varlığı, kullandığı ilaçlar sorgulanır. Fizik muayenede 4 tane muayene yöntemi de kullanılır. Bunları hekim yapıyor. İnspeksiyon, gözle, palpasyon dokunarak, oskültasyon dinleyerek, perküsyon da vurarak yapılan hasta muayene yöntemleri. Hastanın vital bulgularına bakılır. Vital hayati bulguları, yani ateşi, nabzı, solunumu gibi, tansiyonu gibi. Boy kilosuna bakarız, cilt görünümüne bakarız. Genel vücut muayenesi değerlendirilir bu şekilde. Tam kan sayımı, hemogram diyoruz. Eritrosit, lökosit, trombosit, bütün kan hücrelerini burada sayarak hastalıkların tanısında
sayarak hastalıkların tanısında kullanıyoruz tam kan sayımı yöntemini de. Hemoglobine bakıyoruz, hematokrite bakıyoruz. Hematokrit oranından bahsedelim. Hematokrit eritrosit bölü bütün kan hacmidir. Eritrosit bölü bütün kan hacmidir. Hematokrit oranı da yine önemli bir tadı yöntemi. Tam kan sayımı için hastaya herhangi bir ön hazırlık yapmıyoruz hastaya. Periferik yaymaya venden ya da kapiller, yani kılcal dediğimiz ince damarlardan bir damla kan alıp lam üzerine koyup boyuyoruz. Mikroskopta inceliyoruz. Periferik yayma ile kan hücrelerinin, yani daha doğrusu bizim aradığımız şey bozuk olan kan hücreleri, kanın hücrelerinin şeklini ve yapısını inceliyoruz. Hemoglobin elektroforezi, maddelerin parçacıklarının bir elektriksel yükü vardır. İşte biz burada bozuk olan eritrositlerin elektriksel yükünü fark ediyoruz. Çünkü onların elektriksel yükü daha farklı olduğu için tanıda kullanıyoruz. Coombs testi, eritrositler için antikor gelişip gelişmediğine bakıyoruz. İki şekilde yapılıyor. Bir direkt, bir de indirekt olarak. Urobilinojeni yeni doğan sarılığında duymuştuk. Urobilinojen neydi? Eritrosit parçalanır, hemoglobin oluşur, hemoglobin parçalanır, bilirubin. Bilirubin parçalanınca sindirim sisteminde, intestinal kanalda urobilinojen oluşur. Bunun miktarı bizim için önemli. Miktarı artarsa, bilirubin miktarı artarsa eritrosit yıkımı fazladır. Bize bunu gösterir. Retikülosit sayımı, eritrositler kemik iliğinde yapılıyor. Normal retikülosit sayısı total eritrosit sayısının %1'i 2'si kadardır. Retikülosit sayısı fazla olursa eritrositin yıkımını gösterir bize. Az olduğu zaman da kemik iliği yeterli miktarda eritrosit üretmiyor demektir. Kanama zamanı testine bakalım. Travmaya uğrayan damarda kanama nedir, ondan bahsedeyim önce. Kanama kan kapalı boşlukta dolaşır dedik. Bu kapalı boşluktan çıkarsa biz buna patoloji diyoruz, kanama diyoruz. Kan damar dışına çıkmıştır. Damar dışına çıkınca hep orada kalmayacak. Pıhtılaşmayla birlikte kanamanın durmasını isteriz biz. Travmaya, yani yaralanmaya uğrayan damarda ilk olarak vazokontrüksiyon, yani damarın daralması mekanizması devreye girer. Daha sonra trombosit sayısı artar ve orada o bölgede plak oluşur. Kanama zamanı uzun olursa bu bir sorundur tabii ki. Kanama bozukluğu vardır. Yani pıhtılaşma bozukluğu vardır. Normal kanama zamanı kanamanın durduğu yerdir. 3-8 dakika diyoruz. Bunu aşmaması lazım. Kanamanın durduğu yer bizim için pıhtılaşma zamanıdır aynı zamanda. Pıhtılaşma zamanı, pıhtılaşma süresinin belirlendiği testtir. İşlem için temiz bir tüpe kan alınır. 30 saniye aralıklarla sağa sola sallanarak pıhtılaşmasına bakılır. Normal pıhtılaşma zamanı az önce bahsettiğim gibi kanamanın durduğu esnadır. Yine o da 3-8 dakika arasıdır. Protrombin zamanı yine pıhtılaşma ile ilgili. Kanın protrombin miktarı, pıhtılaşma faktörleri, fibrinojen etkileşimi hakkında bize bilgi verir. Buna da biz 12 saniye diyoruz. 12 saniye. Kemik iliği önemli. Örnek alıyoruz kemik iliğinden çünkü kanın hücrelerini kemik iliği üretiyor. Kemik iliği aspirasyonu bütün tanı işlemlerinde kullanılır. Hepsini de göreceğiz. İnsizyonel bir işlem olduğu için, yani bir girişim olduğu için en son tercih ettiğimiz ama bizi kesin tanıya götüren tanı yöntemi. Kan hastalıklarında genel belirtileri konuşalım. Daha sonra hastalık işleyeceğiz ayrıntılarını. Kan hastalıklarındaki belirtilerimiz, önce iki tane son eki iyi bilelim. Sitoz ve penison ekini. Çünkü görüyorsunuz birçok terim onunla ilgili. Sitoz artış demek, peni azalma demek. Lökositoz artış dedik. Lökositin normal değerinin üzerinde olması. Lökopeni, lökositin normal değerinin altında olması. Eritrositostoz artış dedik. Eritrositin artması. Eritropeni, peni azalma dedik. Eritrosit değerinin normalin altında olması. Trombositostoz artış da, trombosit sayısı artmış. Trombositopeni, peni azalmaydı. Trombosit sayısı azalmıştır. Pika aşarma anlamında da kullanıyoruz. Aslında gıda olmayan eşyalara karşı yeme isteği diyoruz. Toprak, saman, kireç gibi bu tarz pikalar var. Peteşi, ekimoz. Peteşi ve ekimozdan bahsedelim. Kan
damar dışına çıktığı zaman, yani kanama oluştuğu zaman biz bunu dışarıdan görebiliyoruz. Nasıl görüyoruz? Kırmızı lekeler şeklinde. Petejri daha küçük, iğne başı büyüklüğündeki kanamalardır. Ekimoz daha da büyük kanamalardır. Damak ve karaciğeri görüyoruz burada. Hem üretimde hem de karaciğer pıhtılaşma faktörlerini üretiyor. Dalak hem üretimde hem de eritrositlerin ya da eskimiş kan hücrelerinin, yaşlanmış kan hücrelerinin yok edilmesini sağladığı için ikisini burada görüyoruz. Splenomegali dalağın büyümesi, hepatomegali karaciğerin büyümesi. Bunları neden görüyoruz? Bir organ ne zaman büyüyordu? Bir organ yetemediği zaman büyüyordu. Değil mi? Vücuda yetemediği zaman daha çok çalışıp büyüyordu. Büyüyünce de bunu kesip almamız gerekiyor. Atmasından, atılmasından bahsedeceğiz. Splenoektomi diyeceğiz. Hepatoektomi diyeceğiz. Daha çok dalaktan bahsedeceğiz. Lenf adenopati. Patide hem anatomi hem işleyiş bozuluyordu. Aden bez demekti, düğüm demekti. Lenf de lenf, beyaz kan sistemi dediğimiz bağışıklıkla ilgili kan dolaşımıydı yine. Lenf nodlarının büyümesidir lenf adenopatide. Kan hastalıklarında başka belirtiler de görüyoruz. Tabii ki yine sistemle ilgili, biraz da açıklayarak gidelim onları. Yorgunluk, yorgun hisseder değil mi? Anemi, kansızlık, emkan, anemi, kansızlık, kan değeri düşük. Yorgun hisseder, halsizdir, çarpıntısı vardır. Kan, eritrosit, hemoglobin, oksijen taşıyor dedik. Oksijen taşıdığı için yetersiz geliyorsa vücuda eritrosit. Dispne, yani nefes darlığı görülür. Ciltte renk değişiklikleri olur, kanamaya bağlı olsun, kanlanma yetersizliğine bağlı olsun. Saç tırnak yapısında değişiklikler, deformiteler görürüz. Enfeksiyonlar görürüz, lökosit sayısı azaldığı zaman örneğin. Ağrı görürüz, kanama görürüz pıhtılaşma bozukluklarına bağlı ya da kansızlığa bağlı. Kalp yetmezliği, kalpte bütün dokulara kanı gönderen yapabiliyorsunuz organ. Kalp yetmezliği görülürse yine kalbin büyüdüğünü de buradan görürüz. Hipoksi, oksijen azlığı demek. Oksijen az çünkü eritrosit az üretiliyor. Ağız ve dilde de yara oluşumu görebiliriz. Bunlar kan hastalıklarının genel belirtileri. Anemi, emkandı. An, olumsuzluk anlamı veren bir örnekti. Kandaki eritrosit sayısı ve bunun içerisindeki hemoglobin miktarı normal sınırın altında. Yani kansızlık. Genel konuşacağız önce, etiyolojiden bahsedelim. Yani nedenlerinden, kökeninden bahsedelim. Birincisi, eritrosit yapımında sıkıntı olabilir. Yani eritrosit üretilmiyordur ya da az üretiliyordur. Az üretiliyor diyelim, üretilmiyor gibi bir şey çok söz konusu olmaz. Eritrosit yıkımı artmış olabilir. Kan kaybı sonucu vücutta var olan eritrosit sayısı azalmış olabilir. Beslenme bozukluğu bahsedeceğiz. Pernisiyoz, megaloblastik anemi diyeceğiz. Beslenme bozukluğuna bağlı anemiler gelişebilir. Sosyoekonomik durumla ilgilidir. Konjenital patolojiler, yani doğumsal bozukluklar neden olabilir. Travma, yani yaralanma sonucu kanamalar ya da yaralanmanın kendisine bağlı anemiler gelişebilir. Ya da diğer sistem hastalıkları ya da hastanın kullandığı ilaçlar ya da enfeksiyonlar, otoimmün ve izoimmün reaksiyonlar. Otoimmün, oto kendi kendineydi. Yani vücudun bağışıklık sistemi kendi kendine savaşıyor, anemiye neden oluyor. İzoimmün de dışarıdan verilen kanın, örneğin dışarıdan verilen kana karşı eritrositlerin oluşturduğu antikorların yaptığı bir anemi. Anemiler genel belirtilerinden bahsedelim sistem sistem. Ciltte soluk cilt, üşüme, ağız mukozada yaralara yol açabilir. Gözde sarılık, bilirubin, eritrosit sayısı yıkımına bağlı bir anemi çeşidi ise bu anemi, bilirubin fazla olduğu zaman sarılığa neden oluyor. Dolaşım sisteminde bunları saydık az önce de. Çarpıntı, palpitasyon diyoruz. Kardiyomegali, mega büyük, kalbin büyümesi. Üfürüm, buna murmur diyorduk. Dispne, nefes almada zorluk. Kalbin solunum sayısı artmış. Öpne solunumdu, taşipne solunum sayısı artmış. Yorgun, halsiz hissedebilir kişi. Sindirim sisteminde dilde yanma, disfaji, yeme yutma güçlüğü. Bulantı, pika, aşerme dedik. Yemek, daha doğrusu gıda olmayan şeylere karşı
hastada yeme isteğinin olmasıydı. Koyu renk, dışkı, kilo kaybı, konstipasyon yani kabızlık gelişebilir hastada. Sinir sistemiyle ilgili başta dönme, baş dönmesi, baş ağrısı, el ve ayakta titreme, uyuşma, kulak çınlaması, buna da tinnitus diyorduk ara ara, bunları da kullanalım. Üriner sistem, hematüri. Üreyi idrarda hem kan görülmesi, üriner sistemde de bunu görebiliriz. Üreme sisteminde kadındaki menstruasyon yani adet döngüsü bozukluğu, erkekte de cinsel istek dediğimiz libido kaybı gelişebilir. Genel konuşuyoruz, daha sonra konu konu işleyeceğiz başlık başlık. Anemilerde genel konuşuyoruz, genel tanı yöntemleri. Anamnez alırız, fikstir anamnez ve fizik muayene, bunu artık öğrendik. Tam kan sayımı yapılır. Tam kan sayımı, değil mi? Sonuca göre diğer laboratuvar testleriyle desteklenir. Tam kan sayımında biz neye bakıyoruz? Eritrosit sayısına, hemoglobin sayısına, trombosit sayısına, lökosit sayısına bakıyoruz. Hematokrite bakıyoruz. Anemilerin genel komplikasyonları konjestif kalp yetmezliği. Konjestif kalbin her iki tarafının da, yani hem sağ kalbin hem de sol kalbin ikisinin birden yetmezliğiydi. Kalp neden yetemiyor? Eritrositi vücuda yetirmeye çalışıyor. Daha fazla çalıştığı için yetmezlik gelişiyor. Yetemediği için yetmezlik gelişiyor. Parastezi, his kaybıydı. Uyuşma, karıncalanma, iğnelenme. Konfüzyonlar yani bilinç bozuklukları, zihin bulanıklığı, sersemleme, bunlar genel komplikasyon. Bu arada komplikasyon ne zaman gelişiyordu? Hastalık ağır seyreder ya da tedavi edilmezse görüyorduk bunları. Tedavi, aneminin etkeni, çeşidi neyse, derecesi neyse ona göre tedavi yapılır. Birçok şey sayacağız, neden sayacağız, ona göre tedaviden bahsedeceğiz. Anemileri kökenlerine, etiyolojilerine, nedenlerine göre sınıflandırırsak, tabii çok fazla hastalık var. Biz bunlardan bazılarını konuşuyoruz. Aslında birçoğunu konuşacağız burada. Hemorajik kanama, rajik kanamayı da zaten hem kan, kanın kanaması gibi bir anlamı oluyor. Aslında kanama, yani kan kaybına bağlı anemi. Eritrosit yapımında sıkıntı olabilir, yıkımında sıkıntı olabilir. Konjenital yani doğumsal hemolitik, kanın litik erimesi, değil mi? Konjenital doğumsal bir sıkıntıya bağlı anemi olabilir. Beslenme bozukluğuna bağlı anemi olabilir. Beslenme bozukluğuna bağlı anemileri de konuşacağız. Enzim yetersizliğine bağlı kanın yine hemolitik yani parçalandığı anemiler diyeceğiz. Şimdi onları tek tek göreceğiz. Onların da kendi içinde başlıkları böyle ayrılmış şekilde birkaç başlığı var. Hemorajik anemiler dedik, kan kaybına bağlı. Akut olabilir, kronik olabilir. Akut kısa sürelidir, çabuk geçer. Bunları biliyoruz. Kronik süre gelen demek. Nedenlerine bakalım. Hemorajik kanama yani kan kaybına bağlı. Travma sonucu olabilir. Doğum, değil mi? Anneleri, kadınları en fazla doğumdaki kanamalardan dolayı kaybediyoruz. Bunları söylemiştik. Postoperatif kanama yani cerrahi girişim sonrası, yani bir ameliyat sonrası gelişen kanama. Antikoagülan ilaç kullanımı, yani koagülasyon, pıhtılaşma antisini verirsek, yani kan sulandırıcı, kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsa kanama da kaçınılmazdır. Yani her bünye bunu tolere edemeyebilir. Malink yani kötü huylu mide ya da bağırsak hastalığı neye bağlı? Beslenmemizi etkiler. Beslenme bozukluklarına bağlı da anemilere neden olur. Kanamaya bağlı, kanamaya neden olan mide ülseri, ülser yara. Yara demek yani lezyon. Genel terim lezyon. Mide ülseri de kanamaya neden olabilir. Hemoroidler, hemoroidler çok fazla kan kaybı varsa anemiye neden olacaktır o da. Belirtilerine bakalım. Hipoksi, oksijen yetmiyor. Çünkü oksijeni hemoglobin taşıyor. Oksijen yetersizliği var. Eritrosit eşittir hemoglobin. Halsizlik olur, dalgınlık, soğuk nemli cilt olur. Kanamaya bağlı anemi varsa. Tedavi nedeni her neyse, bir sürü neden saydık. Her neyse nedenimiz, ona göre tedavi uygularız. Yani bir bakalım, doğum. Doğum nedenliyse doğumu geri alma şansımız yok. Ne yapmamız gerekir? Kan nakli yapmamız gerekir. Kan transfüzyonu. Örneğin antikoagülan kullanıyorsa bunu kesebiliriz. Mide ülseri varsa bunu tedavi edebiliriz. Hemoroid varsa tedavi edilerek aneminin tekrar etmesi en azından engellenir. Eritrosit yapımında sıkıntı olabilir dedik. Aplastik anemi onlardan bir tanesi. Kemik iliği üretiyor dedik kanı. Kemik iliği baskılanırsa,
kemik iliği eritrosit üretemez, anemiye neden olur. Yani yapımında bir sıkıntı var. Kalıtsal olabilir, doğumsaldır, buna müdahale edemeyiz. Yani tedavi edebiliriz ama iyileştirme, yani kalıtsalı yok etme şansımız yok. Edinsel olabilir. Edinselli sayalım, yani sonradan olanı sayalım. Radyasyon olabilir, otoimmün rahatsızlıklar, kimyasal maddeler, ilaçlar ya da virüslere bağlı enfeksiyonlar kemik iliğini baskılayabilir. Aplastik aneminin belirtilerinden bahsedelim. Trombositopeniği, peni azlıkta, trombosit sayısı azsa, yani kemik iliği trombosit üretemiyorsa kanama olur. Lökosit üretemiyorsa enfeksiyon olur. Mukozada yara olabilir, halsizlik, yorgunluk, cildin soluk olması, efor dispnesi, yani hasta hareket ettikçe nefes darlığı. Çünkü hareket ettikçe oksijen ihtiyacı artacaktır. Oksijeni taşıyacak olan hemoglobin eritrosit olduğu için de efor dispnesine neden olur. Aplastik aneminin tanı işlemlerine bakalım. Anamnez, fizik muayene fix dedik. Bundan sonra bir fix daha ekliyoruz. Tam kan sayımı diyoruz. Sonra periferik yayma. Periferik yaymada bozuk olan kan hücresini buluyorduk. Kanın hem yapısına, özür dilerim, hücrenin hem yapısına hem de şekline bakıyorduk. Kemik iliği aspirasyonuyla tanıyı koyarız. Çünkü kemik iliği burada baskılanmıştı. Komplikasyon tedavi etmezsek ya da ağır seyrederse ilerleyen aşamasıdır. Subaraknoid kanama, yani beyin içi kanama. Nerede? Sub altta, neyin altında? Araknoid zarın, yani örümceksi zarın altında bir kanama olabilir. Septisemi, M, kan. Kan ne oluyor? Kan enfekte oluyor. Tedavi etken neyse ortadan kaldırmak. Semptomatik tedavi yapıyoruz. Semptomatik, örneğin enfeksiyon olursa antibiyotik kullanalım. Örneğin trombosit azsa trombosit süspansiyonu hastaya transfer edelim, değil mi? Transfüzyonunu sağlayalım. Kemik iliği transplantasyonu diyeceğiz bol bol. Kemik iliği baskılandıysa son çare kesin tedavi yöntemi, ama çok da kolay olmayan bir şey. Kemik iliği transplantasyonu, immünosüpresif tedavi, yani bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi. Baskılayıcı diyoruz çünkü otoimmün bir rahatsızlık varsa örneğin, ya da farklı bir hastalık varsa böyle yapmamız gerekecek. Eritrositin yıkımına bağlı anemilerden bahsedelim. Edinsel, yani sonradan olan hemolitik, kanın parçalandığı anemiler. Travma sonucu hemolitik anemi olabilir. Örneğin yanığa bağlı yanıklar. Kimyasal ajan, ilaç sonucu hemolitik anemi olabilir. Arsenik, kurşun, benzer türevleri, yılan, akrep, örümcek zehirlenmelerinde kan parçalanabilir. Hemolitik, yani eriyebilir, parçalanabilir. Enfeksiyona bağlı olabilir. Örneğin bakteriyel endokardit, kalbin iç tabakasına kadar ulaşmış. Örneğin enfeksiyöz hepatit, yani karaciğerin enfekte olması. Sistemik hastalıklar sonucu kan parçalanabilir. Hodgkin lenfoma diyeceğiz, işte Hodgkin var. Hodgkin dışı lenfomalar var, lösemiler var, sistemik lüpus hastalığı var. Edinsel hemolitik anemilerin diğer kısmına bakalım. İzoimmün hemolitik reaksiyonlar, örneğin yeni doğan hemolitik kan hastalığı ya da birine kan transfüze ediyoruz, kan nakli yapıyoruz. Kişide o kana karşı antikor oluşuyor. Bu da izoimmün hemolitik reaksiyon. Otoimmün, organizma kendi antijenlerine karşı antikor üretiyorsa. Konjenital, yani doğuştan olan hemolitik kanın parçalandığı anemiler. Eritrosit zarı bozuk olursa, eritrosit zarı su alır, şişer ve parçalanır. Eritrosit parçalandığı için de hemolitik, yani parçalanma, kan parçalanmış olur. Eritrosit zarında sıkıntı var. Belirtiler: sarılık, neden sarılık? Eritrosit sürekli parçalanıyor. Bilirubin sarılığa neden oluyor. Çünkü eritrositin atığı bilirubinde. Parçalanması sonucu bilirubin ortaya çıkıyordu. Splenomegali, dalağın büyümesi. Retikulositos, sitoz artış. Neden artmış? Eritrosit üretiliyor. Olgunlaşmamış ama. Olgunlaşmamış al yuvar artışıdır retikulosit. %1, %2'si kadardır dedik eritrositin. Bunun altında üstünde değerler istemiyoruz.
Sarılık sonrası yine ürobilinojen de artar. Hem idrarda hem dışkıda olur. Dışkıyla daha fazla atıyoruz. İdrarda artışını bekliyoruz. Tanı işlemleri anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve periferik yayma. Periferik yayma da şekline ve yapısına bakıyorduk kan hücresinin. Tedavi, dalak büyümüştü, dalağı kesip atalım. Ektomi, dışarı. Tomi açmaydı, ektomi kesip atma. Konjenital hemolitik diğer anemimiz orak hücreli anemi. Eritrositte yer alan hemoglobinin şekli bozuktur. S şeklindedir ve işlevsel değildir. Afrika, Amerika'da yaşayan zincirlerin %10'unda, Orta Doğu Akdeniz bölgelerinde de görülüyor. Orak hücreli anemi dedik. Eritrosit yani hemoglobin S şeklindedir ve işlevsel değildir. Belirtilerine bakalım. Ateş, hemoglobin miktarı düşük. Sırt, kol ve bacakta ağrı, şiddetli karın ağrısı, kusma, büyüme ve cinsel gelişimde gecikme, pnömokok, akciğer enfeksiyonları, bacak ülserleri. Yani bunların hepsi aslında dolaşım yetersizliğine bağlı olan şeyler. Hepatomegali, karaciğer büyüyor. Splenomegali, dalağın büyümesi. Bunlar yetersiz olduğu için büyüyor yine. Orak hücreli aneminin tanı işlemleri, anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı fix dedik artık bu sistem için. Bir de hemoglobin elektroferezine bakıyoruz. Neden? Oradaki eritrositin elektriksel yükü, yani bozuk olan eritrositin elektriksel yükü farkından dolayı biz onu tespit ediyorduk. Tedaviye bakalım. Semptomatik, semptomatiği de hep sayıyoruz. Buna da alıştık. Eritrosit veririz değil mi? Eritrosit az, eritrosit veririz. Kemik iliği nakli de bizim son çaremiz artık. Talasemi, onu duyduk değil mi? Duymuşuzdur. Akdeniz anemisi diğer adı. Hemoglobin, globin zincirinden birinin sentezi azalıyor ya da yapılamıyor. Anemi gelişiyor. Hangi zincir eksikse ona göre isim alıyor. Alfa talasemi, beta, gamma, delta diye böyle isimler alıyor. En çok karşılaşılanı beta talasemi. Talasemi homozigot ve heterozigot tipi var. Homozigot olursa, yani her iki gende de olursa sıkıntı yaratır. Heterozigot çok ağır değildir, belirtileri de fazla yoktur belirtisi de. Homozigot tipteki talasemi anne ve babadan birer patolojik, yani hastalıklı gen geçişiyle çocukta oluşur. Biz buna mayor talasemi diyoruz, ağır talasemi diyoruz. Yani iki hastalıklı geni de bulunuyor biliyorsunuz. Çift bulunuyor genler. Yani hem anneden hastalıklı geni hem de babadan hastalıklı geni almış maalesef. Heterozigot tipte anne ya da babadan bir tane patolojik gen alıyor. Ya anneden ya da babadan. Buna biz minor talasemi diyoruz. Hafif anemi görülür burada. Talasemi daha çok Akdeniz ülkelerinde görülür. Belirtiler, heterozigot tip çok fazla belirti vermiyor. Homozigot belirti veriyor. Homozigota biz zaten mayor talasemi dedik. O yüzden mayor talaseminin belirtileri daha çok görülüyor. Hepatomegali, karaciğer büyüyor. Splenomegali, dalak büyüyor. Gelişme geriliği, anemi, cilt koyuluğu, demirin artmasına bağlı. Baş ve yüz kemiklerinde resmine bir bakalım. Yokmuş. Baş ve yüz kemiklerinde genişlemeye bağlı şekil bozukluğu. Burun kökü çökük, frontal elmacıklar çıkık, alın kemiği çıkık, zigomatikler yani elmacıklar çıkık, maksilla yine kalınlaşıyor, üst dişler öne doğru çıkıyor. Bu da onun belli, yani yüz tipine neden oluyor. Fotoğrafı vardı aslında, bunu atmıştım. Kalp yetmezliği demir birikiminden dolayı pankreas etkileniyor ve şeker hastalığına neden olabiliyor. Diabetes mellitus diyoruz buna da. Bunu da biliyoruz zaten. Talasemide tanı işlemleri anamnez, fizik muayene fix dedik. Tam kan sayımı ve hemoglobin elektroferezi. Elektroferezde neye bakıyoruz? Eritrosit. Eritrositin, bozuk olan eritrositin elektriksel yükü farkından faydalanarak bozuk olan eritrositi tespit ediyoruz. Bozuk olan bir hemoglobinimiz vardı. Hemoglobin S dedik biz buna. Tedavi, kan nakli, kan transfüzyonu, semptomatik belirtilere yönelik tedavi ve dalağın kesilip atılması. İşlevsiz olan dalağın
kesilip atılması. Komplikasyon ilerleyen aşama ya da ağır seyrederse diyoruz, tedavi edilmezse, şekil bozukluğu, deformiteler, gelişme geriliği, hemolitik kriz, trombositopenik purpura, kırmızı lekeler, neden peni azlık, ne az trombosit az olduğu için kanamaya bağlı purpura kırmızı lekeler, biz onu öyle görüyoruz dışarıdan. Safra kesesi yine etkileniyor dedik az önce, safra kesesi taşı gelişebilir. Enzim yetersizliğine bağlı hemolitik kanın parçalandığı anemiler, kalıtsal olarak glikoz metabolizmasında ATP'yi oluşturan enzim eksik ise, tekrar söyleyelim, glikoz metabolizmasında ATP'yi oluşturan enzim eksik ise ATP sentezi azalır, buna bağlı olarak da hemoglobinler sert ve eğilip bükülemez bir şekilde oluşuyor. Eritrositler bu şekilde oluyor. Böyle olunca eritrosit sert, eğilip bükülmüyor dedik, çabuk parçalanır ve yok olur. Bu tür hastalar bazı ilaçları aldıkları zaman, örneğin aspirin, kan sulandırıcı, anemi daha net ortaya çıkar. Tedavide hasta bir ilaç kullanıyorsa, az önce saydığımız örnekte olduğu gibi, ilacı kesiyoruz ve belirtiye yönelik semptomatik tedavi uyguluyoruz. Yani çok yoğun bir tedavisi yok. Beslenme bozukluğuna bağlı anemiler, son iki başlığımız. Beslenme bozukluğuna bağlı anemi gelişir değil mi? Biz de hep diyoruz, beslenmemize dikkat edelim. Vücudumuza değil mi? Gerekli olan gıdaları, gerekli olan işte demiri alalım. Ama emilimine de engel olmayalım. Aldığımız demiri sindirelim, emelim. Demir eksikliği anemisi bunlardan bir tanesi. Demir az alınıyor olabilir. Alınan demiri ememiyoruzdur. Ya da demir kaybı vardır. Demir eksikliğine bağlı anemi gelişir. Neden? Demir eksikliği anemisi sosyoekonomik durumu düşük olan ülkelerde, toplumlarda, ailelerde, bireylerde daha fazla görülür. Çünkü beslenmeye bağlı gelişir. Sosyoekonomik durumu kötüyse, demir beslenmesi de bozuk olur. Patolojik kanamalar, yani yıkıma bağlı. Alınan besinlerin demir açısından yetersiz olması, yani yine bilinçsiz beslenme. Tahıldan zengin, hayvansal gıdadan fakir beslenme, toprak yeme, kil yeme, demir ihtiyacının arttığı durumlar. Yani normal demir alıyor kişi ama ihtiyacı artıyor. Örneğin gebelikte, örneğin büyüme döneminde demirin alınması, daha da alınması gerektiği için anemiye neden oluyor. Belirtileri yine genel belirtilerimiz, çarpıntı, baş dönmesi, yorgunluk, halsizlik, efor dispnesi, yani enerji harcadıkça oluşan nefes darlığı, dilde yanma, iştahsızlık, konstipasyon yani kabızlık, tırnak ve saç kolay kırılıyor, kaşık tırnak, üşüme, splenomegali yine dalağın büyümesi, tanı işlemleri, anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı, periferik yayma, bunları söyledik hep. Demir eksikliği varsa burada farklı bir şey konuşuyoruz. Serum demir yoğunluğuna bakılır. Serum demir konsantrasyonuna bakılır. Total demir bağlama kapasitesine bakılır. Serum ferritin düzeyine bakılır. Demir düzeyine bakılır. Hemoglobin elektroferezi ile de neyi tespit ederiz? Elektriksel yükü, bozuk olan eritrositi tespit ederiz. Nasıl? Elektriksel yükünden faydalanarak, farkı yükünden faydalanarak. Demir eksikliğine bağlı aneminin tedavisine bakalım. Eksik olan bir demir var, o zaman onu yerine koyalım. Demir eksikliğine bağlı olan faktörü varsa tedavi edelim. Oral ya da IV yoldan demir tedavisi. Beslenme bozukluğunun ikinci başlığı megaloblastik anemi. Aslında burada iki başlık var. Bir B12 eksikliği, bir de folik asit eksikliği diyoruz. B12 ya da folik asit eksikliği sonucu DNA sentezi bozulur. Kemik iliğinin şekli bozuk, kemik iliği şekli bozuk olan eritrositler üretir. Yani B12 ve folik asit eksiktir. Başlığımız aslında beslenme bozukluğu yine. Folik asit eksikse eğer anemi gelişir. Nedeni nedir? Sosyoekonomik düzey düşük dedik. Az önce de aynısını söyledik. Kronik hastalıklar, alkol. Alkol kanda kemik iliğini baskılar, kandaki miktarı artarsa kemik iliğini baskılar ve folik asit kullanımını bloke eder, yani engeller. Gebelik ve emzirme, gebelik ve emzirmede ihtiyaç arttığı için
ihtiyaç arttığı için eksikliği söz konusu olur. Belirti bulguları mukozada atrofi, yani küçülmeler, çekilmeler sindirim sisteminde bozukluklara yol açabilir. Tanı işlendiren anamnez fizik muayene, folik asit düzeyine bakacağız. Eksikliğimiz folik asit ise serum folik asit düzeyine bakılır. Tedavi nedeni her neyse onu ortadan kaldıralım. Folik asit eksikti, o zaman oral folik asit verelim ve beslenmesine dikkat etsin. Örnek yeşil yapraklı sebzeler, karaciğer, turunçgilleri bol miktarda tüketsin. Pernisiyoz anemi son konumuz, son anemi çeşidimiz. B12 vitamini eksikse biz buna pernisiyoz anemi diyoruz. Aslında hem folik asit hem de pernisiyoz anemi megaloblastik anemiydi. Tek başlıktı yani. Neden ne olabilir? Mide mukozasında atrofi. Atrofi sonucu, yani küçülme sonucu alınan gıdalar ne yapamıyordur? Sindirilemiyordur. Uzun süre devam eden demir eksikliği anemisi. Yani uzun süredir var bir eksiklik zaten. Otoimmün bozukluk, mide mukozasının korozif, yani tahriş edici ajanlarla iritasyonu, yani tahriş olması. Mide etkilenirse, bu da beslenmeyle ilgili bir hastalık olduğu için etkilenecektir. Belirti bulguları soluk cilt sindirim sisteminde bozukluk, halsizlik, çabuk yorulma, nefes almada zorluk, parastezi, his kaybı dedik, dil yanması, kedi dili, dildeki tat tomurcukları dediğimiz papiller siliniyor ve dil kaygan oluyor. Kalp yetmezliği ve nörolojik sinirsel bulgular, sinir sistemiyle ilgili bulgular. Tanı işlemleri anamnez, fizik muayene, fix. Buna biz tam kan sayımı ekledik bu konuda. Periferik yayma ekledik. Bilirubin miktarına bakarız. Bilirubin yüksek, neden? Eritrosit yıkımı arttığı için B12 değeri değerlendirilir. Tedavi neden her neyse ortadan kaldırmak, eksik olan B12'nin yerine konması, yine alımı arttırmak için, B12'nin alınımını arttırmak için vücuda yeşil yapraklı sebzeler, karaciğer ve turunçgillerin bol miktarda tüketilmesi. Konumuz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.